farklı bir canlı yemin bakın anlatacağım. Lobster hamam böceği. Bilimsel ismi Hochstaginera, o tarz bir şey olması gerek. Yazarım çünkü Latince olduğu için telaffuzu da zor oluyor. Lobster hamam böceği diye geçiyor. Ayrıca ıstakoz hamam böceği diye de geçer. Bakın en çok yani en popüler hamam böceklerinden biri bu da canlı yem olarak. Şöyle göstereyim. Işık sarf olduğu için gözükmüyor. Burada iki tane yetişkin var. Bir de hatta yavrular var. Küçük olduğu için biraz da ışık ters olduğu için çok gözükmüyorlar. Şöyle daha iyi gözüküyor. Bir sürü de yavru var. Yetişkin hallerine geçtiklerinde bunlar da yumurtluyorlar. Yani yumurtluyorlar. Onlar da ya da doğuruyorlar. Şimdi hatırlamıyorum. Bunlar da yine aynı. Altta bir yasaklık var. Kepek, mısır ve galeta unu karıştırıp koyuyorum. Beyaz un yine bunlarda da tavsiye etmiyorum. Çünkü küflenmeye neden olabilir. Yine böyle yumurta vermekülleri koyarak yani genellikle onun altında kalıyorlar. Orada yumurtluyorlar filan. Kurtlarda da böyle. Böyle hamam böceklerinde de böyle. Hepsinde böyle. Koyarak orada daha böyle mağara gibi tarzı. O tarz düşünebilirsiniz. Yine bunlarda 3-4 santim oluyor yetişkin halleri. 3-4 santime kadar bulunuyorlar. Yeni doğduklarında da yarım santim kadar oluyorlar. Bunlara da yine patates, havuç, meyve sebze verebilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi su kristalleri de verebilirsiniz. Kurtlarda çok yani kullanmıyorlar ama hamam böceklerinde kullanıyorlar su kristallerini. Çekirgelerde, cırcır böceklerinde kullanabilirsiniz. Şöyle tabii ki düz zeminlere, pürüzsüz zeminlere de tırmanabilirler ama ben vazelin sürdüm kabın kenarında, o yüzden tırmanamıyorlar. 5 santim, 5-6 santim kadar vazelin sürerseniz oradan geçemiyorlar. Direkt aşağı düşüyorlar. Tırmanamıyorlar yani oradan. Böylece ben böyle patatesini değiştirdiğimde ya da daha böyle başka patatesini değiştirdiğimde ya da atıyorum vermikülü alacağım ya da hamam böceklerini alacağım içinden küflendim. Daha kolay oluyor tırmanamadıkları için. O yüzden vazelin sürdüm. Bunların bakımı da basit, üremesi de basit. Yetişkin olunca yani yetişkinliğe ulaşınca yumurtluyorlar. Sonra yavruları çıkıyor. Bunları da her canlınız için kullanabilirsiniz. Yine protein oranı yüksektir. Dubyalardan sonra herhalde en popüler hamam böceğidir. Yani uygundur da. Her yerde bulabilirsiniz. Fiyatı da uygundur. Bakımı, üretimi de kolaydır. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür edelim. Görüşmek üzere.